Abi. Ne oldu Abi. Emanta? Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Ben üşüyorum. Kardeşim ben de üşüyorum ama yapacak bir şey yok. Isınamıyoruz Abi evde. yani. Abi üstümüze bir şey örtecek bir şey yok mu? Kutumu Bilmiyorum kardeşim. Bu Noel'de de kötü geçecek galiba her şey. Sobayı yakamıyoruz ki. abi. Abi şunların evine baksana kocaman ya. Aynen. Keşke. Kardeşim sobayı yakmaya çalışıyorum ama olmuyor. Abi ben çakmak falan bulayım yerden. Konuş. Konuştum. Kardeşim burayı yakamıyoruz. Odunlarımız var ama yakamıyoruz. Abi ben şurada çakmak biriktiriyorum. Hadi yan yan. Kardeşim bunu bir şeyle söndürmemiz gerekiyor. Biliyorsun. Bu evin parasını nasıl ödeyeceğiz? O kardeşim ben bu ev kiralık değil ki. Abi, yok yok. O anlamda demedim. Nesi? Elektrik falan onları nasıl ödeyeceğiz? Onları dedim. Ya bilmiyorum. Kardeşim söndür. Söndüreyim mi? Tamam abi. Söndürdüm. Ne yapacağız ya? Dışarı çıkalım biraz. Aa, her şey manke gibi. Keşke bugün de güzel geçse ama her gün aynı geçiyor zaten. Ve o sırada fakirleri, pardon. Ve o sırada zenginlerin Noel'i. Çok korkuyor ya. Yine bu oğlan ağlamaya başladı. Baba, yanında yatabilir miyim? Gel oğlum, gel gel. Gel hadi. Ve Hadi onların gel. Noel'e gerçekten çok iyi geçmektedir. Çoktan hazırlıkları yapmışlardır. Ve sabah olur ve uyanırlar. Bra. Günaydın Bra, oğlum. bra, Dur bra, ben bra. yüzümü Ben de oğlum ben kahvaltı hazırlıyorum. Sen aşağı gelirsin. tamam. Baba. Bir de bakalım ne yapabiliriz. Tamam. Şuradan şöyle hemen. Bunu sever bunu bak. Tamam. Oğlum gel kahvaltı hazır. Ve Kahvaltı. güzel bir sofra karşılar zengin çocuğu ve sandviçini yer. Bebe. Bah. Bebe. Oğlum bugün senin okulun yok muydu? Baba unuttun mu? Bugün hafta sonu. Aa unutmuştum. Her gün okula gidip gel. Ha. Bir de ayrıca Noel. Hem hafta sonu bir de Noel. Aa değil mi? Ben unutmuştum. Neyse. Hazırlıklarını yapmıştık zaten dün. Tamam. Kardeşim. Görüyorsun şu zenginliği. Bize yüz bile vermiyor ya. Evet ya. Baksana iki tane ayı bayayı bile var. Aynen ya. İki tane ayı Of. bayı var. Şu arabayı şuradan çekeceğim ya. Dur. Sıkıntı Bizde ederim. Aa baksana bembeyaz ayı bası var.
Biz daha burada elektrik faturasını ödemeye çalışıyoruz. Bunların iki tane ayabaşı var, görüyor musun ya? Gel biz eve girelim, üşüdüm. Ne oldu oğlum? Şuradaki çocuklara bakabilir miyim? Bir şey istiyor musun? Markete gideceğim. Yok istemiyorum. Şuradaki evdeki çocuklara bakabilir miyim bir? Tamam sen lütfen. Sen onlarla tanış, ben markete gidip geliyorum. Tamam. Aa kardeşim gel, biliyor. Tık tık. Abi işe geldi. Merhaba. Aa. Ne oldu zengin çocuk? Siz dinledim. Çok fakirsiniz anladığım kadarıyla. Abi ben çekeceğim. Bu çok bu çocuk çok paya. Evet öyle. Duymuyormuşum. Ya. Ya bilmiyorum. İsmin ne? İmi. Kardeşini? Emanete. Tamam. Ve kardeş parayı uzatırken Cimri baba onu görür. Bir şey diyeceğim Emir. Efendim. Parayı alabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Faturayı falan ödersiniz. Çok teşekkür ederiz. Elektriğimiz, suyumuz falan gitmişti. Ve o sırada baba arabasını park edip olayı fark eder. Çok teşekkür ederim. Efendim. Efendim. Ne oldu baba? Paya verdim şu faturalarını ödeyebilsin ne diye. Tamam iyi yapmışsın, dur. Burada bir yanlış anlaşılma oldu arkadaşlar. Bilmiyorsun, seninle konuşmamız lazım. Tamam. Ve çocuğa çok fazla kızmak için onu eve götürür. Ne iyi kalktı bir. Emi bu anı kaydedecek misin? Arkadaşlar şişe bakın. Eymanat'ın arabayı ne yapmış? Şuraya sokuşturmuş. Abi yok böyle iş ya. Oğlum sen niye onlara para veriyorsun? Olmaz. Seni hiç laf eder etmez. Ama onların faturalarında olmazsa bir gün kötü kararlıya düşkün düşerler. Sıları kıyısınlar. Faturalarını kendileri ödeyemiyorlar mı? Ödeyelim. Kendileri bir şey yapıp ödeyemiyorlar mı? Ödeyemeyelim. 0 TL'leri. Ne oldu? Azıcık para vermek mi misin? Neyse. Bu konuyla ilgili sana çok kızmayacağım. Ben bilgisayarımdaki işleri halletmeyi... Ne? Ne? Ne oluyor ya? Ve o sırada kardeş eve girmiştir. Küçük kardeş. Arkadaşlar ben olayı yanlış anlamışım. Ve o sırada fakirlerin evi yanmıştır. Aa yangın var. Kardeşim! İçeriden kurtaracağım seni. İçeride biri var. İçeride biri var. Kardeşim. Senin mi bir tüpü nerede? Aa evde. Yenge söndürme tipi nerede? Ve büyük kardeş küçük kardeşi kurtarır. Ama kendisi çok fazla gaz yutmuştur. Ve bayılır. Yenge sen de yeme. Söndürüm. Gürültü ne ya? Abi. Abi. İyiymiş şey. Fakir çocuklar ne oluyor burada? Yangın çıktı baba. Fakir deme. Baba evde yangın çıktı. Sonra kardeş bayılırken abi onu almaya gitti. Sonra da bayıldı, kardeş uyandı. Abi. Ve büyük kardeş hastaneye kaldırılır. Ve
hastaneye ve ambulans gelir. Ah, ambulans sonunda geldi. Ve hastaneye kaldırılır. Bebeği ölecek mi? Oğlum sen evde kal, ben bakmaya gidiyorum. Tamam. Tamamdır. Son olarak şu iğneyi yapalım. Çocuk biraz kendine gelir. Şöyle pıs. Tamam. Merhaba. Beyazıcık geliyorum. Buyurun. Çocuğun çok fazla şey yutmuş. Yani ateşten dolayı çok fazla hava yuttuğu için akciğerleri biraz zarar görmüş. Zarar gördüğü için bir miktar para lazım. Ne kadar? Yani şimdi iyileri de var, kötüleri de var. Ona göre fiyat değişiyor. Yani nasıl fiyat? En düşük ne kadar? Bu ameliyat için en düşük ne kadar? Ona göre yani bilmem. 1000 lira. 1000 lira. 1000 lira. Bir dakika. Bir dakika. Hemen. Peki ameliyatlar kaç saat veya ay sürüyor, gün sürüyor? Yani en fazla yani bir saat. Bir dakika, ben bir hemen, ya siz ameliyatları başlayın, ben para miktarını bir bakmam. Hangisine var başlayalım? En düşüğe mi, en yükseğe? Yani ben size hiç olmazsa haber vereyim, siz ilgilenin. Tamam. Ben şey söyleyeyim, ben en yüksekte 2500. Tamam, teşekkürler. Ben bunu bir bakmam lazım. Ona göre ben vereceğim parayı. Tamamdır. Ben çocuğa bir o zaman şeye basalım. Uykuyor. Kapat. Tamam. Hangisi uyku? Uyku uyku. Ya. Uyku 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 uyku. Nerede uyku uyku uyku? Yine vuralım. Uyku. Haydi. Ay. Tamamdır. Hangisini uygulayacağız? Orta seviye ne kadar? 2000 mi orta? Yok, orta seviye hani 2500 ay 2500. 1500. Peki bu çocuk için en yararlı olacak hangisidir? Yani şöyle söyleyeyim, en yüksek önce uzmanlar tarafından yapılıyor bu işlemler. Evet. Orta olunca yani hastane çalışanlarımız, düşük olunca çıraklar. Çıraklar evet. Demeyelim de yani tam ameliyatı tam yapmamış olanlar. Ya da işte kalitesi öyle diyelim. O zaman ben ya en yükseğini vereyim. En yükseğinin parasını da ben şöyle ayarlamıştım. Buyurun. Oh, sağ olun. Biz hemen bugün şimdi ameliyatlara başlıyoruz. Tamam. Beyaz ışık gibi yalım. Siz eve gidin, ben size haber vereceğim. Tamam, o zaman ben sizden telefon numarasını alayım. Tamam, zaten hastanemizin geneli. Şey yazsanız yeter. 112 yazın. Brookhaven değil, zaten bizi aramak, bizi konuşuyorsunuz. Tamam. Tamam, iyi günler. Görüşürüz, iyi günler. Hadi görüşürüz. Ve ameliyatlara başlanır. Evet, ameliyat iyi gitmiştir ama bir noktasında hata yaşanır. Bu çocukta zorlama hastalığı var. Tamam.
E ne olacak? De başlayalım. Bu arada beyler, Yusuf geliyor. Hikaye bu. Beyefendi. Buyurun. Beyefendi, taktığımızda çocukta bir tane sorun keşfettik. Evet, nasıl bir sorun? Yani şöyle diyeyim, solunumunda bir tane sıkıntı yaşayabilir. Nasıl? Yani bir tane cihaz vereceğiz. Yani daraldığı zaman, nefesi daraldığı zaman onu çekmek zorunda. Çekmezse yani hayata gözlerini yumar. Öyle diyorsunuz. Peki bu makinenin fiyatı ne kadar? Bunu biz veriyoruz. Yani tamam. Bittiği zaman hastanemize geliyorsunuz. 30 TL'ye yenisini veriyorlar. Tamam. Peki bunun aylık ücreti falan var mı? Yani bu bitme durumuna bağlı. Eğer yıllık ücretsizse 200 TL verseniz yeterli oluyor. Öyle diyorsun. Çocuk istediği zaman hastaneye gelip doldurtturabilir. Tamam. Teşekkürler. Ben şimdi eve gidiyorum. Siz bana bilgileri verirsiniz. Çocuk şu an hazır. İstiyorsanız götürebilirsiniz. Ya birazcık daha kaldı. Ya da şey yapabiliriz. Ya da şey yapabiliriz, yani biz ambulanslarımızla gerisine gönderebiliriz çocuğumuzu. Hani yok. Yani siz bir iki gün kalsın, siz durumuna bakın. Ne oluyor, ne ediyor. Biz nasıl? Zaten baktık. PCR'den her yerden baktık. Sorunsuz, sadece boğazında bir solunum sıkıntısı var. Şu an yani alıp götürebilirsiniz. Bir dakika. Tekrar söyleyeceğim. Yok, bu tekrar söyleyeceğim ama. Yani Cemal tekrar söyle. Peki bu boğaz sorununu çözebilecek bir ilaç gibi bir durum yok mu? Hayır, maalesef bu kalıcı aşırı derecede hava çekmiş. Yani gazlı havada bu da boğazında bir tane etki yaşıyormuş. Tamam. Be. O zaman ben alayım. Tamam, çocuk içeride alabilirsiniz. Ama şimdi uyanmıştır zaten. Ne oluyor ya? Ben de giyebilir miyim? Doktor bey, duyumum ne? Beyefendi size anlatacaktır. Ne oldu bana? Merak etme, bir şey olmadı. Sen geç oraya. Beyefendi, ben şu o ilaç cihazı dediğiniz şeyi alabilir miyim? İyi bak. Tamamdır. İyi bak. Bir dakika, ben şu çekmecelerden bir tanesini. Nasılsın? Nerede? Bir dakika, pardon, biraz. Bayağıdır kullanmıyorduk da. Tabii bu durumlar zor rastlanır yani. Durumlar. Taşıyım. Niye hiç kimse içmiyor? Şunu ağzına sıkacak. Tamam. Aşıyor! Şöyle ben alayım. Hapşoydum. İyi bir şey ekle. Abi şu tik tik benim. Bana da kutu verir misin bir tane? Canım çok çekti. Hangisini? Kırmızıdan. Kutu. Bölüşelim o zaman. Onu kırayım, sen diğerine koy. Şunu ver. Bir yarısına bölecek. Tamam, ben bölecek. Emanat ayıp oluyor ama. Evet arkadaşlar, Emanat'ın kardeşiyle bir kavgasına şahit oldunuz.
Doktor bey, burada ne işiyoruz var? Peki çünkü ufacık bebeğim. Ufacık biliyor muyum dedim bir şey? Söyleyelim. Ne bu? Ne sesin? Duyuyor musun? Beri be, ne sesin? Duyuyor musun? Alo, Emir. Emir. Ne var lan? Bir şey diyeceğim. Abi. Kardeşim. Arkadaş. Abi, ben bir tane ulaştım da baksana. Abi, bir tane abi donut verdi. Bir tane mavi. Ay belki abi benim duyumum nasıl bir şey ya, ben anlamadım. Şimdi bana şöyle dediler. Doktor bey bana şöyle dedi. Sen çok fazla gaz yuttuğun için boğazında bir sıkıntı çıkmış. Akciğerlerinde zarar görmüş. O yüzden ameliyat yaptılar. Akciğerler şu anda bir zarar yok ama boğazında o gazlar bir şey yaratmış. O yüzden şu cihazla Nefesim daraldığında bunu şey yapacağım, boğazına tutacağım, nefes çekeceğim. Bittiğinde bana söyleyeceğim, ben bunu hastaneye gidip doldurtacağım. Tamam. Hadi gönderdim. Al şimdi sen şunu. Hikayeni yetişeceğim. Tamam. Hucum! Hucum! Yan yan virajlar koptu kıyışlar göz kamaştırıyor bizim topaçlar. Allah senin devleti. Burayı sansürlemem yok mu? Hadi ben çıktım. Hadi bye. Neyse arkadaş. Arkadaşlar bana rahat yok ya. Şunu da şu sesleri sansürleyeceğim. Neyse görüşürüz.